LGS 2023'e son 40 gün arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir dönem. Bu 40 gün çok iyi değerlendirildiğinde LGS 2023'te hem sözelde hem de sayısalda kendi efsanemizi yazabiliriz. Peki hocam neden önünüzde LGS Sözel 2020 kitapçıkları var? Arkadaşlar bu sene aynı 2020 gibi sadece birinci dönem konularından sorumluyuz. Dolayısıyla LGS 2020'yi baz almamız lazım. Dolayısıyla sadece birinci dönem konularından sorumlu olduğumuz için bu 40 gün içerisinde netlerimizi ciddi bir şekilde artırabiliriz. Hani tüm senenin konuları olsaydı 40 günde atıyorum 10 net artırabilirdik. Ama şu anda LGS'ye 40 gün kala sadece birinci dönem konularından sorumlu olduğumuz için belki 20 net, belki daha fazlasını artırabiliriz. Tabi bulunduğumuz yere göre de değişiyor. Yani şu anda diyelim ki matematikte 0 net yapıyorsak bir anda 20 nete çıkamayız. Bu ayrı mesele. Ancak hem fende hem Türkçe'de hem inkılap tarihinde hem İngilizce'de hem dinde hem de matematikte toplu bir artış yaparak hayallerimizdeki liseye 40 gün içinde yaklaşabiliriz. Diğerlerinden de daha akıllı olmak zorunda değiliz diyor Warren Buffett. Diğerlerinden daha disiplin olmak zorundayız. Yani disiplinli ne demek? gece yatarken yarın sabah ne yapacağımızı bilmeliyiz. Sabah kalktığımızda neler çözeceğimizi bilmeliyiz. İşte matematik çalışacaksak ben matematikten bu soruları çözeceğim. Paragraf çalışacaksan paragraftan bu soruları çözeceğim. Çıkmış soruları çözeceksen işte ben LGS 2021'de, 2022'de, 2020'de, 2019'da benim konularımla alakalı soruları sayısal ve sözelde çözeceğim diye notlarımızı, planlarımızı alıp o plana da uymalıyız arkadaşlar. Bazı akıllı arkadaşlar ise şu anda ders çalışmıyor olabilir. Havalar ısındı hocam ya zaten bayramda hocam ya şudur budur diyebilir ama akıl olmak değil çalışkan ve disiplinli olmak bize kazandıracak sınavı. Şimdi öğrencilerimizden Belinay Ak demiş ki... Günde en az kaç matematik sorusu çözmeliyim? Kendimi nasıl motive edebilirim? Günlük konu tekrar nasıl olmalı? 45 günde de LGS kazanılır mı? 450 puan üstü elde edebilmemiz için günde en az kaç saat çalışmamız lazım? Orta düzey bir öğrenciyim. 4 saat rahat rahat çalışabiliyorum. Netlerimi nasıl artırabilirim? Her geçen gün daha da çok korkuyorum. Soruları cevaplar mısınız demiş. Arkadaşlar kesinlikle korkmanız gereken bir dönemde değil. Çalışkan olup, disiplinli olup heyecanlı olup motivasyonunuzu artırıp netlerinizi artırabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yani bu 40 gün çok değerli. Neden? Çünkü arkadaşlar şu anda şöyle düşünün. Eğer Eylül ayı olsa çalıştığınız bazı şeyleri Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta unutabilirsiniz. Ama şu anda zaten Nisan ayındayız Mayıs'a giriyoruz şu anda öğrendiğiniz birçok bilgi aklınıza kalacak sınava girdiğinizde ya ben bunu geçen hafta çözmüştüm ben bunu 3 hafta önce çözmüştüm ben bunu zaten hatırlıyordum ben bunu geçenlerde çalışmışım diyeceğiz. Dolayısıyla şu anda esasında son tekrar son kez kontrol haftasına giriyoruz bizler de sizler için arkadaşlar LGS son tekrar programı yaptık. 8 Mayıs'ta başlayacağız. Mükemmel bir şekilde matematikte, Türkçe'de, fende detaylı tekrarlar yapacağız. Aynı zamanda inkılap İngilizce dinde de yapacağız. Sonrasında hızlı tekrarlar gelecek. Ardından çıkabilir soruların olduğu kısımlar gelecek. Sonrasında dünyanın en uzun sözel ve sayısal canlı yayınlar olacak. Ve en sonunda da hayallerimizdeki liseye kavuşacağız arkadaşlar. Dolayısıyla sizler için 8 Mayıs'ta başlayan muhteşem bir program hazırladık. Bu programda sizlerle beraber LGS son tekrar setini kullanacağız. Ve bu setle beraber sizler denemeler çözeceksiniz. Ve inşallah LGS 2023'te hayallerinize kavuşacaksınız. Peki burada arkadaşımızın sorusuna da cevap vermek için son 40 gün hazırlığı nasıl olmalı onu anlatalım. Birincisi arkadaşlar akademik hazırlık gerekiyor. İkincisi biyolojik hazırlık, üçüncüsü de psikolojik hazırlık yapmak gerekiyor. Akademik hazırlıktan kastımız şu, plan yapmamız lazım. Yani biz nasıl plan yaptıysak arkadaşlar bugün size şu videoyu yayınlayacağız, sonra bunu yayınlayacağız, sonra bunu yayınlayacağız dediysek sizler de işte ben günde 15 tane paralar soru çözeceğim. Matematikten şu şekilde soruları tek tek bitireceğim. Bazı konuları tek tek çalışmam gerekiyor. Ya da alt da hızlı tekrar mı yapacağım gibi kaynaklarınızdan bitireceğiniz soruları, ödevleri planlamanız gerekiyor. Plan çok önemli. İkincisi deneme çözmek gerekiyor. Arkadaşlar sınav eşittir deneme. Yani şöyle bir bakın isterseniz. Bakın gösteriyorum. Hani sınav böyle çıkacak diyoruz ya. Bakın sözel ve sayısal bölümden oluşan bir deneme sınavı soruyorlar size esasında. Burada 50 soru, burada 40 soru. Toplam 90 soru bir denemeye giriyorsunuz. Ve ardından bu denemede yaptığınız sonuçla hayallerinizdeki liseyi kazanıyorsunuz. Dolayısıyla bu denemede iyi yapabilmek için bunun öncesinde defalarca provalar yapmanız lazım. O yüzden biz sizlere LGS geri sayım ya da doz denemeleri ya da ana denemeleri ya da hızlama denemeleri gibi birçok denememizi öneriyoruz. Neden? Çünkü burada sen denemeyi çözüyorsun. Bu denemede diyelim ki ...beşinci soruyu yanlış yaptın. Aa diyorsun ben beşinci soruyu yanlış yaptım. O zaman cevap neymiş? Hayır öyle değil. Beşinci soruyu yanlış yaptığın zaman hemen burada analiz yapman gerekiyor. Diyorsun ki fende beşinci soru neymiş? Element sınıfları. Ben element sınıfları alakalı hemen tekrar yapmalıyım diyorsunuz. Kendi kitaplarınızı ya da işte çıkmış sorulardan ya da alt tekrar kitabımızdan tekrarlar yapabilirsiniz. Dolayısıyla deneme çözüyoruz, hata yapıyoruz, hatalarımızın çözümünü öğrendikten sonra o hatayla alakalı kendimize ödevler veriyoruz ve eksiklerimizi böylece kapatıyoruz. İkincisi biyolojik hazırlık. Bu da uyku ve beslenmeyle alakalı arkadaşlar. Şu anda erken yatıp erken kalkmaya kendinize alıştırmanız lazım. Bakın sınavımız Haziran ayında saat dokuz buçukta yapılacak. Yani saat sekiz buçukta uyanmış olmanız lazım. Hazır olmuş olmanız lazım. Dolayısıyla şimdiden erken kalkmaya, erken yatmaya zihninizi alışın arkadaşlar. Beslenme de önemli. Sınavdan önce yediğimiz gıdalar, sınav ayında yani bu son 40 günde yiyeceğimiz gıdalar kesinlikle bizi yoran, ağırlaştıran, uykumuzu getiren şeyler değil, bizi din tutan, zihnimizi çalıştıran gıdalar olmalı. Psikolojik olarak da kıl tiplerden uzak duracağız. Kıl tipten kastınız ne hocam? Vücudunda çok fazla kıl olan tipler mi? Hayır hayır o değil. Kıl tipler dediğimiz şu, yapamazsın, edemezsin, çok zor, matematik böyle, matematik şöyle diyen tiplerden uzak duracaksınız. Bu tipler kendileri kazanamayacakları için sizin de kazanamayacağınızı düşünürler ve derler ki... ...kırk günde olmaz ki, zaten matematik çok zor olacakmış ki, zaten sınavı nasıl hazırlıyor ki gibi... ...gereksiz motivemizi bozacak, motivasyonumuzu bozacak ifadeler kullanırlar. Onlara diyeceksin diyeceksiniz kardeşim benden uzak dur. Allah'a yakın bana uzak ol. Git benim yanımdan git diyeceksiniz. Ve bu kıl tipler eğer sevdiğiniz bir arkadaşınız olabilir. Sınavdan sonra onunla yine görüşün. Gene buluşun. Gene beraber oynayın, zıplayın, diziler izleyin. Şunları bunları yapın. Ama sınava kadar abi sen çalışmıyorsun. Beni de çalıştırmıyorsun. İşte Ayşe'cim, Merve'cim, e, Aybüke'cim sen kendin kazanamayacağını inanıyorsun. Beni de kazanamayacağımı düşünüyorsun. Ben 40 gün içerisinde bir şeyler yapacağım diyerek kendinize odaklanmanız lazım. Şu anda en bencil olmanız zaman arkadaşlar. Ve tekrar söylüyorum. Biz sizlere güveniyoruz. Sizler de lütfen kendinize inanın ve bu işi bitirin arkadaşlar. LGS konularını son kez tekrar ediyoruz. LGS son tekrar kampımız 8 Mayıs'ta başlıyor. Tüm konuları detaylı bir şekilde hızlı tekrarlara, her ders özel taktiklerle ve sınavda çıkabilecek sorularla. Bakın burayı tekrar gösteriyorum. Matematik önce detaylı tekrarını yapıyoruz. Sonra hızlı tekrarını yapıyoruz. Bütün dersler için geçerli bu. Sonra matematik çıkabilecek sorulara bakıyoruz. Sonra son taktikleri veriyoruz. Sonra dünyanın en uzun sayısal canlı yayınında yani sınavdan iki gün önce detaylı bir şekilde matematik bir kez daha üzerinden geçiyoruz. Böylece diyoruz ki sen neredesin matematik? Ardından aynı şeyi Türkçe için yapıyoruz. Türkçe detaylı son tekrar, Türkçe hızlı tekrar, Türkçe'de çıkabilecek sorular ve ardından taktikler ve ardından dünyanın en uzun sözel canlı yayını. Burada da sınavdan bir gün önce siz arkanıza yaslanıyorsunuz, emniyet kemerlerinizi bağlıyorsunuz, Sadece dinliyorsunuz. Artık soru çözme bitti. Buralarda soru çözeceğiz. Yani bu son 40 gün içerisinde 38 gün soru çözeceğiz ama son iki gün artık sadece dinleneceğiz. Motivasyonumuzu artıracağız ve stres olmamak için de yaptıklarımızı yazacağız. Kardeşim ben buradan sorularımı çözdüm. Geri sayım denemelerini bitirdim. Doz denemelerini bitirdim. Son tekrar setini bitirdim gibi kendimizi motive edebilecek ifadeler yazacağız. Ben planımı yapmıştım. Bunları da bitirdim. Artık hazırım diyeceğiz. Bundan sonrası nedir? Tevekkül edeceğiz arkadaşlar. Biz Çalışmamızı yaptık. Duamızı yapacağız. Öyle değil mi? Çalışmak da bir dua. Ardından da dua edeceğiz. Yarabbi inşallah gayretimi karşılıksız bırakma. İnşallah kazanamam hayırlıdır. Benim için de hayırlısını ver diyeceğiz. Ve sonrasında da gireceğiz. Şovumuzu yapacağız arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı yazın. Sizleri çok seviyoruz. Sizlere güveniyoruz. Hadi bakalım. Başarılar diliyoruz sizlere. <laughs>